farklı düşünmeyiz diye düşünüyorum. Bakalım efendim, belli mi olur? Belli mi olur? Şimdi öncelikle ben şöyle bir düşünmekteyim. Yani burada nasıl bir problem çözümüne gideriz, işlem basamakları nedir diyorsak, öncelikle Türkiye ile Rusya arasındaki ilişki problem ne? Türkiye ile ABD arasındaki kriz ne? Şu anda hem Rusya ile hem ABD ile Türkiye arasında kriz var. Peki bu krizler, dünkü programda başlamıştık ama biliyorsunuz reisi Cumhur'un konuşması araya girince tabii kesildi. Yine aynı şekilde ifade edeyim, dün başladığımız noktadan bırakayım efendim. Şimdi birincisi, temel düşüncem şudur. ABD ile Türkiye arasında demiyorum, ABD ile Tayyip Bey arasındaki ilişki, yani Biden'la Tayyip Bey arasındaki ilişki nedeniyle Tayyip Bey'in eli son derece zayıf. Bu ilişki Rusya'yı çok güçlendirdi. Yani Putin bir kere masaya bu açıdan değerlendirme yaptığımızda bir güçlü oturuyor. Şimdi ikincisi, asıl Türkiye ile Rusya arasındaki ilişki meselesinde asıl eli en güçlü olduğu konu şimdi bu taraf. Düşüncelerim şudur efendim. Şimdi Türkiye-Rusya arasında hangi krizler var? Bir, Ukrayna-Kırım krizi var. İki, Suriye krizi var. Yani YPG-PYD meselesi, o bir. İki, Türkiye'nin, daha doğrusu Türkiye ifadesini geri aldım, Tayyip Bey'in bir türlü Beşar Esad'la uyuşmaması, barışmaması, onunla aynı masaya oturmama konusundaki inadı. Yani bu iki konu, Suriye meselesi. Üç, en ciddi şimdi problemimiz İdlib. Tabii ki Soçi'de bir numaralı masada konuşulacak olan konu, kriz konusu. Adına kriz deyin, problem deyin, sorun deyin, adını ne koyarsanız koyun ama en ciddi olan mesele İdlib meselesi. Şimdi İdlib meselesine nasıl bakılıyor? İki türlü İdlib, biliyorsunuz, sonuçta oradan herhangi biçimde bir toplumsal olay olduğunda ya da işte göç, ne derseniz, Hatay'a basacaklar. Bunun lamıcı mı yok? Hatay işte orası. Peki Rusya ne yapıyor? Tayyip Bey Soçi'de masaya oturmadan önce hem hava hem kara harekatı yaparak elini son derece zorlaştırdı. Rusya neyi söylüyor? Diyor ki, siz daha önce İran'la üçümüz masaya oturduğumuzda orada yükümlülükleriniz vardı, yüklenmiştiniz. Siz onları yerine getirmediniz. Radikaller orada. Dolayısıyla bu radikallerle mücadele konusunda siz üstünüze düşen görevi yerine getirmediniz. Ben de şimdi onlara operasyon yapıyorum. Tabii Türkiye şimdi buna karşı çıkıyor. Bakalım masada ne olacak? Peki Rusya ile Türkiye arasında başka bir kriz konusu ne? Başka bir kriz konusu, dördüncü madde olarak sayabileceğim, Libya meselesi. Şimdi Libya'da da dikkatinizi çekerim, Hafter'in sırtındaki üniformayı çıkarıp seçime girme meselesiyle ilişkin olarak Türkiye'nin aleyhine işlemeye başladı meseleler ve Rusya zaten daha önce Libya'ya yapılan ilk operasyondaki o stratejik yanlışlığını artık yinelemiyor ve yinelememe konusunda da kararlı. Beşinci kriz konusu, benim değerlendirmeme göre, Doğu Akdeniz, yani oradaki gaz rezervleri konusu. Niçin? Çünkü Türkiye'nin ifade ettiği husus şudur. Oradaki doğal gaz rezervleri ya da doğal kaynaklar işte eşit olarak paylaştırılacak. Oysa ki Rusya'nın o tutumu ne? Doğrudan doğruya Kıbrıs'ın güney kesimiyle, yani Rum kesimiyle ilişkili, zaten çok geniş ticari ilişkileri falan da var. Dolayısıyla bir kere burada da çatışma var. Peki bu masaya oturduğu zaman, demin bir şey söyledim ya girişte, dedim ki ABD ile, daha doğrusu Biden'la, özellikle öyle başlıyorum, ABD ile diye başlayıp sonra Biden'ı özellikle çeviriyorum. Biden'la Tayyip Bey arasındaki bu soğukluk, hadi çatışma ifadesini kullanmayayım, bu soğukluk Putin'in elinin kartlarını çok güçlendirdi. O halde bakalım ABD ile Türkiye arasında krizler neler? Bir, S-4 füzeleri meselesi. Tayyip Bey geçenlerde vermiş olduğu, bu CBS'e verdiği röportajda, onun bir kısmını yayınlamadılar. Orada enteresan başka konuşma bölümleri de var Tayyip Bey'in orada. Çünkü sunucu kız, daha doğrusu moderatör, çok kötü sıkıştırıyor Tayyip Bey'i. Örnek diyor ki, sizin yani Cumhurbaşkanlığı aleyhinde açılmış olan 100.000'in üzerinde dava var. Tayyip Bey'de böyle bir şey yok diyor. Sizi yanlış bilgilendirmişler gibi. Orada başka bir iki madde daha var. Şimdi oradaki sorulan bir soruya verdiği yanıt S-400 füzelerinin tabii ki alacağız şeklinde bir cevap var. ABD'ye bundan son derece sert bir karşılık geldi. Şimdi Suriye'ye geri dönelim. Suriye'de ABD açısından YPG-PYD meselesi, onun arkasında destekçi olmuş olmaları,
100 binin üzerinde tabii bir orduyu besliyorlar. Başka üçüncü benim gördüğüm kadarıyla ABD ile Türkiye arasındaki krizde Fethullah Gülen, yani Gülen'in iadesi sorunu. Başka dördüncü madde Halkbank davası, bir de Trump döneminde de ifade edildiği şekliyle Tayyip Bey ve ailesinin işte mal varlığının araştırılması konusu. Beşinci gördüğüm mesele Biden'ın ilk kez bir ABD başkanı olarak Ermeni soykırımı ifadesini kullanmış ve tanımış olması. Altıncı kriz ilginç, İran. ABD'nin İran'a uygulamış olduğu ambargo Türkiye'ye ekonomik olarak son derece büyük zarar verdi. Ki zaten bu ambargoyu delmekle Türkiye suçlanıyor. Şimdi efendim, bu genel maddeler halinde ortaya koymaya çalıştığım kriz parametrelerinin ardından ifade edeceğim husus şudur. Şimdi ABD, başka bir deyimle, demokratlar doğrudan doğruya artık Tayyip Bey'e ve buradaki siyasal yapıya sırtlarını döndü. Şimdi bununla birlikte artık AKP iktidarı 2002-2021 kurmuş oldukları bir, bana göre, bir düş dünyası var. Yani gerçeklikten koptular. Bir düş dünyası kurdular. Kurdukları o düş dünyasında yeni bir küre yarattılar. O kürenin merkezinde Türkiye var. O, kardeşim, realite böyle değil. Gerçek böyle değil. Ha, şimdi gerçek ne oluyor? Şimdi gerçek balyoz gibi inmeye başladı. Problem bu. Şu anda benim görebildiğim kadarıyla Tayyip Bey ABD ile Rusya arasında bir denge politikası uygulamaya çalışıyor. Ama burada ne yazık ki bir başarı sağlanamadı. Bu iş sarkaç politikasına döndü. Ha, şimdi masaya oturulduğunda. Şimdi İlyas Hocam bak, biz strateji derslerinde çocuklara bir oyun oynatırız. Şunu söyleriz, deriz ki çocuklar, elinizde oyun kağıtları var. İşte 13 kağıt dağıtıldı. Elinizdeki en güçlü kağıt kupası. Oyunu bunun üzerine kurdunuz. Ama bir aksilik oldu. Parmağın dokundu. Kupası kağıt masanın üzerine düştü. Şimdi destenin en değerli kağıdıyken o artık en değersiz kağıt haline aldı. Benim değerlendirmeme göre Tayyip Bey Soçi'de Putin'in karşısına oturduğu zaman ne yazık ki eli son derece zayıf. Çünkü elindeki en değerli kartları zaten bu özellikle Suriye probleminin başından beri çok kötü ve çok başarısız kullandılar. Dolayısıyla bir, Suriye batağına hiç bulaşmayacak, girmeyeceklerdi. İki, madem ki girildi yanlıştan dönülecek ve Esad'la masaya oturulacaktı. İşte benim görebildiğim kadarıyla Putin ikinci maddede demin ifade ettiğim şekliyle Tayyip Bey'i Esad'la masaya oturma konusunda sıkıştıracak. Ha, Tayyip Bey diyeceksiniz ki buradan, bu açmazdan nasıl çıkabilir? Daha önce hatırlayacaksınız, o savaş uçakları vardı ya, bunların Su-52 miydi, Su-54 miydi falan. Belki bunlara talip olabilir. Onlara talip olduğunda işte dünya ajansları ayağa kalkacak. ABD yine ayağa kalkacak. Şöyle noktalayayım bu turdaki konuşmamı. Benim değerlendirmem şudur. Dış politikada Tayyip Bey kendisini dünyada yalnızlaştırdı. Kendisini yalnızlaştırdığı için Türkiye'nin işi artık son derece zora soktu. Yani burada kişiselleştirilmiş olan mesele ne yazık ki ülkenin başını çok ciddi biçimde ağrıtıyor. Çok ciddi biçimde sıkıntılara sokuyor. İçerideki işte ekonomik durumun getirdiği açmaz da ortada. Ya şimdi bütün bunların hepsinden nasıl çıkılacak? Bir abrakadabra yapacak olan işte bir sihirbaza ihtiyaç var diye düşünüyorum. Buyurunuz efendim. Efendim. Şimdi dış politika deyince...